Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bu bölümde bir duvar panosu yapacağım. 25-35 ham bir MDF boyayacağım. Ben çizemiyorum, boyamakta zorlanıyorum veya hemen bitsin, uğraştırmasın, güzel de bir şey olsun diyenlere göre bir çalışma. Bazen vaktimiz kısıtlı oluyor. Kısa bir zamanda güzel şeyler çıkarmak istemek tabii ki bizim de hakkımız. Sizin burada yapmanız gereken stencil modelinizi belirlemeniz ve akrilik boya renklerinizi seçmenizdir. Akrilik boya yerine evinizdeki diğer boyalarınızı da tabii ki değerlendirebilirsiniz. Yapımı basit şeyler güzel olmaz algısını yıkmak istiyorum. Herkesin yapabileceği çalışmamıza başlıyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz kanalıma katılabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Keyifli seyirler dilerim. Bir miktar kemik rengi boyamdan rulo süngerime yükleme yapıyorum. Ham MDF'imin üzerine tek rengi boyayarak başlıyorum. Sizler dilerseniz rulo sünger yerine fırça da kullanabilirsiniz. Ham MDF yerine tuval de kullanabilirsiniz. Veya bu şekilde bir tepsi sunumlukla boyayabilirsiniz. Kullanım alanınıza göre materyalinizi seçerek çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Ham MDF'imin üzeri pürüzsüz olduğu için ben direkt boyama işlemine başladım. Boyama işlemini yaparken pürüzsüz bir yüzey oluşmasını sağlayacağım. Üzerinde oluşan boya kabarcıklarını düzelterek yapıyorum. Kat izlerinin çıkmasını istemiyorum. Boyamız açık renk olduğu için birinci katta kapanmaz ise ikinci ve gerekirse üçüncü katları da boyayacağız. İkinci katın kurumasını bekliyorum. Ardından ikinci katı boyayacağım. Stencil'ımızı yerleştiriyoruz ve konumunu belirliyoruz. Dilerseniz stencil yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Ben şu an kullanmıyorum. Evet, uygulamamı bu şekilde yapacağım. Dileyen arkadaşlar için stencil'ımın marka ve kodunu açıklama kısmına bırakıyor olurum. Uygulayacağım renkleri köpük tabağıma aldım ve stencil fırçamla şu şekilde alıyorum ve fazlasını bir yerde atıyorum. Uygulamamı yapıyorum. Stencil'ımı kaydırmadan bu şekilde devam ediyorum.
Stencil'larınızı defalarca yıkayarak dilediğiniz yüzeyde kullanabilirsiniz. Duvarlarda, kıyafetlerinizde, tekstil ürünlerinde, ev eşyalarınızda, ahşap, strafor, aklınıza gelebilecek her yerde dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kullanat bir malzeme değildir. Yıkadıktan sonra dediğim gibi defalarca kullanabiliyorsunuz. İlk rengimi uyguladım, fırçamı yıkıyorum, orta kısma geçiyorum. Evet, boyama işlemimiz tamamlandı. Yavaşça stencil'ımızı kaldırıyoruz, ardından kurumaya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi renkli, tatlı bir çalışma oldu. Bu şekilde yarım saat, bir saat kurumaya bıraktıktan sonra dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz veya dilerseniz boyanız kuruduktan sonra üzerine akrilik vernik de uygulayabilirsiniz. Parlak ve boyutlu bir görüntü katacaktır. Ben bugün akrilik vernik kullanmayacağım. Panomu mat bir görüntüyle kullanmak istiyorum. Ahşap satan hobi marketlerde şu şekilde arkasına takmak için asma aparatı alabilirsiniz. Veya onunla uğraşmak istemiyorum derseniz şu şekilde çift taraflı bantlar var. Bunlardan yardım alabilirsiniz. Üçüncü olarak da şu şekilde kalın jütipleri kullanabilirsiniz. Arkadan yapıştırıcıyla yapıştırıp duvarınıza rahatlıkla asabilirsiniz. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz kanalıma katılabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, mutlulukla kalın.